Selam Dila, seni tanıyoruz artık. Bir klipte oynadın. Bu klibi bize anlatabilir misin? Merhaba. Yani Ankara Güçlü olmak yani gerçekten çok güzel bir duygu. Klibe çıktığım çok güzeldi. Yani çok güzel bir duygu dediğim gibi. Buradan Ankara Güçlü taraftarlarına ne söylemek istersin? Asla takımınızı bırakmayın. Her zaman takımınızı tutun. Şampiyon olacak mıyız? Olacağız. Öncelikle basın sözcümüz Hüseyin Aytekin Bey ile birlikteyiz. Bugün burada Ankara Gücü'nün 23 Nisan etkinliği var. Yıllardır görmediğimiz bir durum. Bununla ilgili düşünceleri, kulübün buna bakış açısını sizden öğrenmek istiyoruz. Bize anlatabilir misiniz? Bugün çok önemli bir günde Ankara'nın en önemli noktalarından birindeyiz, Kızılay'dayız. Biliyorsunuz şehirlerin bir ruhu vardır. Bu ruhu da içinde o şehrin kültürünü besler. Şehrin futbol takımı da bana göre o şehrin kültürünün en önemli parçasıdır. Ankara Gücü Ankara'nın en önemli sivil toplum kuruluşu. Güçlü bir tarihi var. 112 yıllık da bir camia. Böyle önemli bir günde biz de bugün Kızılay'da standımızda Ankara Gücü olarak olmak istedik. Çünkü biliyorsunuz yakın zamanda milli bayramlarımız, dini bayramlarımız çocuklarımız için daha çok böyle bir tatil düşüncesi yaratıyor. Biz burada standımızda 23 Nisan'la alakalı Türk bayrağımız, Ankara Gücü tarihini anlatan boyama kitabımız ve çok anlamlı birçok hediyemizle buradayız. 23 Nisan'la ilgili marşları çalıyoruz. Ankara Gücümüzün marşlarını çalıyoruz. Gerçekten beklediğimizin de çok üzerinde bir etki de aldık. Yani i̇nanın kuyruklar oluşuyor. Herkes standımızı ziyaret etmek istiyor. Fotoğraflar çektiriyor. Kent bilincinin oluşması çok önemli. Ben buna çok önem veriyorum. Ankara'da çok güçlü bir kulüp var. Ankara Gücü var. Tüm şehrin sahip çıkması, ardında yanında olması gereken bir kulüp var. Bu noktada çok anlamlı bir çalışma oldu. Karşılığında bunun zaten tribünlerden de siz yakından takip ediyorsunuz. Almaya başlıyoruz. Sezon başından beri çocuklarla ilgili yaptığımız çalışmaların meyvelerini birer birer toplamaya başladık. Müthiş görüntüler var. Dün yine çocuklarımızla 23 Nisan'la ilgili bir video paylaştık. Ulusal basında yer aldı. Yani Ankara Gücü hep kurumsal kimliğinden bahsediyorum göreve geldiğimiz andan itibaren. Kurumsal kimlik gerçekten çok güçlü bir hale gelecek bu yaptığımız çalışmalarla. Gerçekten kent bilincinin oluşmasında bu çok önemli. Ankara Gücü'yle Ankara'yı ayrı düşünmek mümkün değil. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bu vesileyle ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, Cumhuriyet'in kurulmasında emek veren herkesi saygıyla, sevgiyle, minnetle bir kez daha anıyorum. Çok teşekkürler. Buradan camiamıza özellikle etmediyseniz bir mesaj var mıdır? Yani Ankara Gücü artık kabuk değiştiriyor. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Yani maçları her zaman herkesi aileleriyle birlikte bekliyoruz. Hayatlarının her noktasında Ankara Gücü'nün olmasını istiyoruz. Çalışan bir kişinin masasında bir kalemlik. Belki dışarıda Ankara Gücü'yle, ürünüyle Kızılay'a inmek. Bunu çok genişletebiliriz. Ama hepimizin üzerine düşen görev var. Biz bunları yaptığımızda inanın Ankara Gücü için biz belki bir sene sonra çok farklı şeyleri konuşacağız. Çok kritik bir döneme de girdik. Hala zirvedeyiz. Şampiyonun en büyük adayız. Seneye Süper Lig'de olacağız Allah'ın izniyle. Seneye bu çalışmaların çok daha fazla olduğunu, çok daha iyilerinin yapıldığını göreceksiniz. Ama bu tabii sizlerle oluyor, taraftarlarımızla oluyor. Onlar bize destek versin. Ankara Gücü'nün vizyonunu çok değiştireceğiz. Çok daha güçlendireceğiz. Türkiye'nin inşallah, başkentinden de ilerleyen yıllarda bir şampiyon çıkacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum katılım gösterdiğiniz. Sağ olun. Sizlerin de çalışmaları çok önemli. Her faaliyetimize geliyorsunuz. Sizler de bu Ankara Gücü kimliğinin büyümesinde rol alan önemli aktörlerdensiniz. İnşallah her zaman sizi bekliyoruz. Öncelikle merhaba, Kamil Bey ile birlikteyiz. Bugün burada Ankara Gücü'nün kentin ortasında Kızılay'da bir etkinlik söz konusu. Bununla ilgili hani kulüp neler düşünüyor, siz neler düşünüyorsunuz? Öncelikle tüm Türkiye'mizin bütün çocuklarının 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Buradan tüm minik taraftarlarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum. Ankara Gücü'nde görmüş olduğunuz üzere büyük bir değişim yaşanıyor. Sadece yeşil sahalarda değil artık tüm alanlarda, tüm sosyal etkinliklerde Ankara Gücü var oluyor. Biz bu değişimi gün ve gün ekibimizle başkanımızın arkasında güçlü bir şekilde katlayarak ilerleteceğimize inanıyoruz. Bugün Kızılay Meydanı'ndayız. Bir bayram havası var ve
ülkemizin geleceği olan genç güçlerimizi daha güçlü bir şekilde Ankara güçlü yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz bir boyama kitabı çalışmamız oldu. Bütün okullarımıza alfabemiz ve boyama kitabımız dağıldı. Boyama kitaplarıyla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Boyama kitaplarımız şu şekilde. Her Ankara güçlü babanın evladına kitabı boyatırken anlatacağı aslında bir hikaye var. Her sayfada bir hikaye var. Ankara gücünün geçmişinde yaşanmış en önemli olaylar bir boyama çizgisi haline getirildi. Babalar evlatlarına sayfaları boyatırken bir anısını, bir hikayesini illa kendini bularak anlatacaktır. Ankara gücünün tarihini gelecek nesillere aktarmak için boyama kitabımız bir açıkçası bir argümanttır. Buradan camiamıza mesajınız var mı? Taraftarlarımıza iletmek istediğiniz mesajlar. Tabii taraftarlarımıza bir mesajımız var. Büyük Ankara gücü taraftarı için artık biz statta daha coşkulu, daha hareketli görmek için artık sabırsızlanıyoruz. Şampiyonluk yolunda taraftarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı ama bizim için Ankara'nın desteği yeter mi? Yetmez. Çünkü biz büyük bir camiayız, büyük bir kulübüz ve layık olduğumuz yere gelmek için artık son adımdayız. Bütün taraftarımızı son maçlarımızda ve şampiyonluk kutlamamızda bizle beraber büyük bir coşkuyla tek ses, tek nefeste bekliyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.